Şu an Sinop'taki Şahin Tepesi'ndeyiz ve burada muazzam bir manzara var. Tepesindeyiz de ya, ben tek başıma. Şimdi yavaşla. Ha, burası mı? Sağ şurası, alt şurası, türbe burası. Ha, türbe burası, tamamdır. Amca sen nereye gidiyorsan bırakayım yok, seni ben. Yok tamam, teşekkür ederim. Vallahi bak. Ben buradayım, dur tamam. Tamam, buradayım. Şuraya park edeyim ben, sen ha, rahatçayın. Sen, hadi Allah'a emanet olun. Sen de amcan, görüşmek üzere. Hadi. Cami şurası ve caminin içinde halılı olarak direkt türbenin iç kısmına geçiş var. İlginç bir yer, birazdan görürsünüz. Ve bir sürü Osmanlıca mezar taşı var. Şimdi Seyit Bilal Camii'ndeyim. Bakın burada kitabeler var. Şimdi Sinop merkezden Türkiye'nin en kuzey ucuna doğru yola çıkıyorum. Sinop'un da yarım adasını bir turladım. Çok sakin bir yer. Hop teyzeciğim el etti. He teyzem. Nereye gidiyorsun? Merkeze gidiyorum. Markete mi? Yakın. Merkeze. Yani yakın market. Ya nereye gideceksin sen? Ben şeye gideceğim. Trabzon'a gideceğim. He, ben seni götüremem Trabzon'a teyzeciğim. Getir beni Trabzon'a. Götüremem ki. Niye? Çünkü ben Trabzon'a gitmiyorum. Ne bileyim, nereye gidiyorsun? İşte ben İstanbul'a gideceğim. Ha, İstanbul'a aynen. Gideceksin. Trabzon'a giden başka birini bul teyzeciğim. Efendim? Tamam. Başka biri gelir Trabzon'a götürmek için seni, tamam. Sen niye tek başına Trabzon'a mı gideceksin ya? Efendim? Sen tek başına Trabzon'a mı gideceksin? Trabzon'a gideceğim. Neden? Şeyler nerede? Ailen nerede? Ailem Trabzon'da. E burada bir, ne işin var? Bir kısmı Trabzon'da, burada da bir kardeşlerim falan burada. Ama onların haberi var mı gideceğinde? Olmaz mı? Burada. Seni hep buradayım. Teyzeciğim sen eve dön. Yok eve döner mi? Ben evdeydi, şimdi çıkarttılar beni, gönderdiler. Tamam teyzeciğim. Görüşürüz. Tamam teyzem. Şu polisi bir arayayım. Teyzeyi ihbar ettim. Sanıyorum daha önceden de böyle bir şey olmuş ki memur bey tanıdı. Memur bey. Abi ne şekil şekil konuşuyoruz. Şimdi hala yoldayım. Devam ediyorum yoluma. Kiralık araba da süper bir şey. Hiç umursamıyorsun. Var ya ne çukur ne bir şey. Hiçbirini aksatmıyorum. Hepsine girip çıkıyorum. Babacım. Baba arabası gibi maşallah. Amcam nereye gidiyorsun? Alayım seni de. İyice minibüs şeye döndü. Tabyalar varmış. Paşa tabyalarına gidelim. Vitesi değiştirmeyi unutmayalım tabii. Sonra araba diye ağlamasın. Şimdi paşa tabyalarına gidiyorum. Bakın görüyorsunuz neye niyet neye kısmet. Paşa tabyalarını unutmuştum ben. Şimdi gördüm. Yine burada serpme kahvaltı falan diyor. Şuraları bir gezelim. Burası tarihi bir bölge. Koruma amaçlı yapılmış. Sonradan da terk edilmiş tabii. Kimse yok. Peki kapalı olması beni etkiler mi? Engel tanımayan yeşil tabii ki de etkilemez. Arkadaşlar dün benim başım çok ağrıyordu videoları çekerken. O yüzden modum biraz düşük olabilir. Şimdi düşününce fark ettim. Evet burada bir tane... Askere gitmedim için bilmiyorum ne olduğunu ama top atan bir şey herhalde. Güzel yapısı var. Şekil topa eski de bir şeye benziyor. Orijinal mi acaba? Şey de burada çekilmiş olabilir. Lord of the Rings. Şey yani Yüzüklerin Efendisi demek istiyorum. Hey. Ulan terk edilmiş gibi burada ya. Işık da yok abi. Ne ayaksınız lan siz? Oho ben buraya giremem yani. Tam tabya da yani o kadar da değil. O kadar da tabya değil. Hava çok güzel. Kimse yok. Abi müthiş ya. Böyle bir yer işte. Tamam anladık. Tabyasın tamam. Ama var ya bak buralara girilmez yani böyle.
Oo, efsane. Tamam, gezdik gördük. Paşa Tavyaları böyle bir yermiş. Teşekkür ediyoruz Sinop Belediyesi burayı kullanıma açtığın için. Şimdi şu çimenlerde yürüye yürüye aracıma gideceğim ve sonunda Türkiye'nin en kuzey ucuna yola çıkacağım. Bence çok güzel düğün yapılır burada var ya. Burası çok güzel film seti de olur. Burada her şey olur. Turizm olmaz. Böyle boş metruk duruyor. Merak etme. Bakalım burada ne yazıyormuş. Artık en kuzey uca gitme vakti. Burada bir yer var. Mantıcı teyzenin yeri. Orası meşhur. Geride kaldı herhalde ama. Yol vereyim de İstanbul'da olduğum belli olsun. Arkadaşlar Sinop Marmaris'e inanılmaz benziyor. Marmaris'e bakın, girersiniz böyle bir meydan vardır. Sonradan marinaya gidersiniz. Sağdan da şehir dışına çıkarsınız. İnanılmaz benziyor ya. İnanılmaz. Şurada tarihi bir jandarma binası var. Burada yine klasik kale burçları. Ve yine gördüğünüz üzere trafik yok. Sahil yolundan devam ediyoruz. Birazdan şehirden çıkacağız. Bazen de an an Kuşadası'nı da andırıyor. Bence. Evet, burası sabah gördüğümüz, burası kaldığım yer. Ben yine planda bir hata yapmışım. Önce Hamsilos koyu var. Ondan sonra ince buruna gideceğiz ama bu sefer kesin. Küçükken Sinop'a geldiğimde bu otelde kalmayı çok istemiştim ama dolu olduğu için kalamamıştık. Şimdi de boşsun, ben kalmıyorum kardeşim. Basıp gidiyorum. Eyvallah. Kimse yok. Bomboş. Ya ve şöyle bir şey var, normalde otostop da çekilebilir, çekebilir bir insanım ama burada otostop falan çekilmez yani. Kimsecikler yok, gelemezsin buraya otostop çekilmez. Ve Hamsilos. Hamsoros. Hamsilos. Bir türlü doğru kullanımı öğrenemediniz ya. Güzel ya. Tabi yazın burada iğne atsan yere düşmüyordur büyük ihtimalle. Ama şimdi kış. Silos'un giriş bölümünde özel bir bölge var. Hani az önce girdik yani, kimse yok falan dedim. 12 liraymış. Varmış, pusudalarmış. Ama çok ufak bir yer. Yani buraya 12 lira veriyorsanız buradaki tesisten faydalanmak istiyorsanız örneğin, yoksa bir cacığı yok yani. İşte şurası var. Siz geldiğinizde büyük ihtimalle burası dolu olur. Yani en kral yerini siz zaten kullanamayacaksınız. Şöyle göstereyim. Ama müthiş bir doğa var şu an burada. Mis gibi mekandasınız valla. Dert yok, tası yok. Koştur. Bir şey söyleyeyim mi? Sen tilki kırması bir şeye benziyorsun ha. Çakal. Çok depresif bir yer. İnanılmaz. Kimse yok. Lan rüzgar insanın genzine kaçar mı ya? Şu tarafları dolaşacağım. Ondan sonra da bu sefer kesinlikle ince olur. Korkunç bir yer değil mi?
ve buraya gelirseniz sakın o ilk yere girmeyin. Orası hiçbir şey çünkü. Orası para tuzağı. Asıl mevzunun olduğu yerdeyim. Sanıyorum şurada seyir alanları var da oraya ulaşım nereden acaba? Yol gözükmüyor. Çünkü yol yokmuş yani. Bakın çok güzel seyir yerleri yapmışlar. Seyir terası mı artık? Çardağı mı? Neyse. Burada güvenli bir şekilde seyrimizi edebiliriz. Buranın özelliği Türkiye'nin tek doğal fiyordu olması. Fiyordun ne olduğunu da internetten bakın, onu ben söylemeyeyim. Ama şuradan mevzuya az çok ayıklamanız gerekiyor. Mükemmel bir de doğası var. Gerçekten harika. Ve hiç çöp yok. Mangalcılar istila etmemişler. Böyle bir yer yapmışlar. Tam merkezi noktaya. Dediğim gibi o ilk baştaki yere girmeyin. Yani piknik vesaire, tuvalet, mangala ihtiyacınız varsa tamam da onun dışında burası oraya ihtiyaç duyulmayan bir bölge. Ama bir inşaat söz konusu mu onu da kestiremiyorum yani. Bakalım neler olacak. Daha sonraki gelişimizde değerlendirmelerini de yaparız elbette ki. Telefon çekmeye başladı, demek ki bazı bölgelerinde çekmiyormuş. Onu da hemen belirtelim. Toplumu, kitleleri yanlış yönlendirmekten uzak duralım. Kaçınalım bunlardan. Ağzım yüzüm dondu. Harika bir yer. Kendimi şeyde hissettim.
halka filmi vardı. O film böyle kasvetli bir filmdi. Onun geçtiği yer vardı öyle fena. Orada gibi hissettim. Çok ilginç. Ki oraya da daha önce hiç gitmedim. Gitmediğim yerde olduğum gibi nasıl hissedebiliyorum? O da ayrı konu da. Soğuktan olabilir. Çünkü beynimin şu kısmı falan dondu. Ha, şimdi Erfelek şelalelerine gidiyorum. Biraz acıktım gibi ama nerede yemek yesem diye de düşünmüyor değilim. Bir de yolu kaybetmemeliyim. Birilerine soracağım. Hadi eyvallah. Şu tabelayı gördüm. Tarihi bir cami var sandım. Girdim. 10 yıl önce yapılmış. Bayağı tarihi. Erfele'ye geldim ama aracı içeriye sokamadım çünkü kapalı, hiç görevli falan da yok. Yani yağmur falan bastırmaz inşallah. Fiyatlar da yüksekmiş yani. Otomobil 11, otobüs 84, minibüs 31 lira, motosiklet 7, şahıs 3,5. Ama ben şu anda bedavaya gireceğim. Pardon, para vermek istiyorum. Bedavaya giriyorum. Bak hop, nasıl giriyorum şimdi? Nasıl tak diye giriyorum? Saniyede. Hop, 3,5 lira cepte. Zaten şurada gözüken şelale var. Oraya doğru ilerliyorum. Oraları gezeceğiz edeceğiz. Hiç kimse yok. Hiç kimse. Vay arkadaş. Harika bir şey ya. İnsan insandan sıkılıyor mu? Sıkılıyor valla. Kafamı ne güzel dinledim be. Şimdi gel şelaleyi izleyeceğim. Oh. Ateşimi de yakarım. Kuş vururum, kuş yerim. Ama her kuşun eti yenmez. Ulan şuradan yürüyerek geçebilir miyim acaba? Oha, ortam harika be. Ama şimdi bir yağmur yağsa, sel olsa beni alır götürür. Oo, düğüne olacaklar, buraları iyi bellesinler. Tam düğün fotoğrafı çekmelik yer. Oğlum. Yok, zıplama üstüme. Üstüme zıplama ama. Üstüme zıplarsan olmaz. Tamam mı? Üstüme zıplarsan olmaz. Canım benim. Olur. Ne güzel. Ne yapıyorsun? Islanmışsın. Islanmışsın. Yemek yok. Gel. Gel. Gel, yemek yok ama. Yemek yok ki bende. Yemek yok. Oğlum Allah aşkına, aslan gibisin. Sahibi var mı bunun? Yemeğim yok ki benim hiç. Hiç yemeğim yok. Aslan gibi köpek geldi. Ananı satayım. Ve işte o şelale. Şurada patika bir yol var. Sanıyorum yukarıdaki şelaleleri de görebilmemiz için ayarlanmış. Ama ben çok fazla tırmanmayacağım çünkü gitmem lazım. Ulan yine köprü, şimdi de tilki kurt bir şey gelmesin önüme. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın burada bir değirmen taşı var. Burası da bir su değirmeni. Buğday vesaire burada öğütülüyor. Bakın burada bir değirmen taşı. Ve efsane bir manzarası var. Aslında kampçılar gelip burada kapıyı kapatıp istediği gibi takılabilir. Kimse de yok zaten. İstediğini yapsın. Çıkıyorsun kapıdan sonra vış diyorsun. Ve dönüş yoluna geçiyorum. Şimdi yemek vakti ama az önce harbiden var ya, o köpekten çok korktum yani. İyi bir şey yapmadı ama hayvan açtı. Ağzını bir açtı. Yani bademcik
iltihaplarına kadar gördüm. İşte buraya da veda ediyoruz. Harika, çok güzel. Çok güzel ama burada işte ekip olmak lazım. Tek başıma şeyler pişirip yiyemem. Zaten yasak bir şeyler yakmak. Her neyse. Görüşürüz. Dikkatlerden kaçan bir nokta var. Benzin bitiyor. Ve yakınlarda hiç benzinlik yok. Samimi söylüyorum. Şu anda sadece düşünüyorum ve gidiyorum yani. Bakalım. Nerede trak orada bırak demişler. Petrol buldum. Mazot aldım ama sönmedi. O yüzden bir daha döndüm geldim. Yine sönmedi. Sanıyorum elektronik okuyucuda bir arıza var. Ve bana girdi. Gerze'deyim. İyi üşümüşüm. Şimdi size manzarasını göstereceğim. Burayla ilgili çok bir şey yok. Gerze'de de bir şey yok. Sadece en sakin şehirlerden biri burasıymış. Yani bilmem ne and slow ünvanı olan yerlerden bir yer. Şurası da manzarası. Güzel bir manzarası var ama. Şu bina için gitmedim. Çok güzel gözüküyor be. Bayağı bir konak yani. Fotoğrafını çekeceğim şimdi. Gerze'ye veda ediyorum çünkü yemek yiyecek düzgün bir yer yok. Sinop'ta teyzenin yerine gidiyorum. Bunlar da sivil mimari örnekleri. Bu da sivil insan örnekleri. Için bence 20 lira biraz fazla bir ücret ama bakalım ne gelecek önümüze. Şöyle bir şey geldi. Bakalım nasıl. Yani mantı işte, ne kadar güzel olabilir ki. Mantı yedim. Mantıyı ağzımla ezip mideme gönderdim. Şu an enzim. Yani şu an sindiriliyor. Boşu boşuna para verdik. İstanbul'da Sanki Yedim camisi var. O aklıma geldi şu an. Sanki yedim. Sanki yedik. Acısıyla tatlısıyla, yorgunluğuyla, uykusuzluğuyla tamamını erdirdik. Şimdi havalimanındayım ve her şeyin başladığı noktada yine bir başlangıcın bitirişini gerçekleştiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsınız herhalde, o kadar da boş insan değilsinizdir. Ya da paylaşabilirsiniz. Sinop'u daha çok insana tanıtmamız için bu gerek. Ya da hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. İzlediyseniz teşekkürlerinizi kabul ediyorum böyle video hazırladığım için. Yani siz sadece izlemiş oluyorsunuz, ben hazırlamış oluyorum. Bence siz bana teşekkür etmelisiniz. Yorum kısmına teşekkür ederim yazabilirsiniz. Böyle videoların daha çok olmasını istiyorsanız... Ve biliyorsunuz Sinop Türkiye'deki en mutlu insanların olduğu şehir. Çünkü stres yok yani. Trafik yok. Hiçbir şey yok. Onun dışında turun enlerini konuşursak sürekli insanlarla diyaloğa girmiş olmam bence çok güzeldi. Basitçe diyaloğa girebildik insanlarla. Girebildim. Onun dışında çok da bir şey yok işte. Yani gezdik gördük. Güzeldi. Efsane rüzgar yedim. İnşallah hasta olmam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ettiğiniz için. Memleketime veda ederek Sinop'cum görüşürüz yavrum. Seviliyorsun kardeşim.
Allah'a emanet. Var ya, iyi rüzgar var. İnşallah kaptan ayarı verir be. Ver elini İstanbul.